Sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Takımın başında bulunduğu iki sezonda, ikide şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yeniden iki yıllık sözleşme imzalarken, Sarı Kırmızlı yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Cimbom'un, geçen sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyek için karar belli oldu. Okan Hoca'nın, faslı futbolcuya dair raporunu yönetime sunduğu belirtildi. Aslana bedelsiz gelen Ziyek'in, Suudi Arabistan kulüplerinden taliplileri bulunuyor. Cazip teklifler alan Faslı Yıldız, ayrılık kararı alması durumunda onay verileceği belirtildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun, istikrar probleminden çekinen teknik patron Okan Buruk'un, iyi teklif gelirse gidebilir raporu verdiği aktarıldı. Ziyek, geride kalan sezonda 23 maçta sarı kırmızılı formayı giyerken, tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'ın bedelsiz satın alma opsiyonuna sahip olduğu 31 yaşındaki Ziyek'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Deneyimli Yıldız, Fas milli takımında da 60 karşılaşmada sahaya çıkarken kanat oyuncusu bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterdi. Şampiyon teknik adam Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızı Scott MC Tominay'ın peşine düştü. Aslan, yıldız futbolcu için resmi transfer teklifini sundu. İskoç futbolcunun, Okan Hoca'nın transfer listesinde ilk sırada olduğu vurgulandı. Sarı kırmızılı kurmaylar, McTominay'ın transferi için görüşmelerini sürdürürken, 27 yaşındaki orta sahanın transferini bir an önce bitirmek istediği kaydedildi. Yıldız oyuncu, geride kalan sezonda İngiliz devinde 43 karşılaşmada forma giyerken bu maçlarda 10 gol ve 3 de asist üretti. İskoç yıldızın Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro. 27 yaşındaki orta saha İskoçya milli takımında da 42 mücadelede sahaya çıkarken bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray yönetimi, İskoç oyuncu için yaptığı teklifin yanı sıra, İngiliz ekibinden bir yıldız ismin daha peşine düştü. Jimbom, Aaron Van Bissaka'yı listesine dahil etti. 26 yaşındaki Sabek Van Bissaka, geride kalan sezonda Manchester United forması ile 30 mücadelede forma giyerken İngiliz yıldız 3 asist üretti. Başarılı futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 26 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Crystal Palace altyapısında yetişen İngiliz oyuncu 2019-2020 sezonu başında 55 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli ünlü teknik adam Mourinho, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray'ın gündeminde olan Rafa Silva ile ilgili olarak "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" sorusu üzerine Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum şeklinde cevap verdi. Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva'ya Galatasaray'ın 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu yazılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, sözleşme detaylarını kapa bildirdi. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Okan Buruk'a 2024-25 sezonunda 110 milyon 250 bin lira maaş verileceği ifade edilirken, 2025-26 sezonu için ise, TÜİK tarafından belirlenecek üfe, tüfe ortalaması oranında artış yapılacağı belirtildi. Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor. Deneyimli teknik adam ile atılan imza sonrası, transfer için kolları sıvayan Aslan'da, gündemdeki isimlerden biri de Rafa Silva. Teknik direktör Okan Buruk'un, Portekizli futbolcuyu beğendiğini ve alınması için, tüm şartların zorlanmasını istediği belirtildi. Galatasaray yönetimi 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdürürken tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia geldi. Portekiz basınında çıkan habere göre Cimbom'un Rafa Silva'ya yaptığı teklif belli oldu. Habere göre Galatasaray 31 yaşındaki yıldıza 2 sezon için 7 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro imza parası teklif etti. Deneyimli oyuncu Silva bu sezon Benfica formasıyla 52 maçta forma giyerken Yıldız 10 numara, 22 gol ve 15 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'un imza töreninde istifa eden Erden Timur ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum. Biz eleştiriye çok açık bir kulübüz. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Şeffaf olmak zorundasınız. Erdem kardeşim genç ve hassas bir insan. Bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Kapımız her zaman kendisine açık. Erdem kardeşimin vereceği katkılar son bulmamıştır, devam edecektir. İyi bir Galatasaraylıdır. Benim ağzımdan duymadığınız şeylere inanmayın. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Kimse Galatasaray'a küsemez. Galatasaraylılık budur. Erdem kardeşimin de Galatasaray'a kırgın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ı seven kırgın olamaz ifadelerini kullandı. Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren sarı kırmızılılar 102 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken teknik direktör Okan Buruk da bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu. İki yıllığına yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, iki sezondur takımı şampiyon yapan başarılı hocanın sözleşmesini iki yıllık daha uzatacak. Galatasaray'da Erden Timur'un istifası da taraftarın canını sıkarken yönetim transfer çalışmalarına da hız verdi. Önümüzdeki sezon takımlar Süper Lig'de 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken toplam kadroda 30'dan 26'ya düşecek. Cimbom'da öncelik, kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken, beklentilerin altında kalan isimlere, uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'nın gönderilmesi beklenirken, bütçede de büyük bir rahatlama olacak. Galatasaray'dan, Zaha 4 milyon 350 bin euro, Tete 2.8 milyon euro ve Oliveira'da 2 milyon 750 bin euro ücret kazanırken, toplam maliyet, 9.9 milyon euro ediyor. Aslan'da, Yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcularda netleşmeye başladı. Biri yerli, ikisi yabancı olmak üzere, yönetimin listesi ortaya çıktı. Ayrılan oyuncuların yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Alanya spor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı. 23 yaşındaki Milli Yıldız, geride kalan sezonda 38 maçta, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Alanya Spor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro. Öte yandan Aslan, tıpkı geçtiğimiz sezon, İtalyan yıldız Nicolo Zanyola'da olduğu gibi, bon servisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha gerçekleştirmek istiyor. Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 10 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ve ileriye dönük yüksek bir gelir sağlamak isteniyor.